Biz İstanbul'u da kazandığımızda CHP'den hani kazanmıştık. Bizim personele, insana bakış açımız bellidir. İnsanın ekmeğini biz kutsal görürüz. İnsanın emeğini kutsal görürüz. Öyle emekçi gibi görünüp 13 bin tane insanı sokağa yaz, deme, efendim, yaz şartlarını, kış şartlarını, soğuk şartlarını, çocuklarını, çocuklarını aç bırakacak şekilde biz işinden etmedik bugüne kadar. O tamamen teknik bir konu olarak hep baktık. Ve bizim yönettiğimiz 20 içerisinde de hiç kimse belediyeyi kazandığımız günde CHP'nin yaptığı bu zulmü e, görmedi. Bu bir zulümdür. Şimdi bizim oradaki dile getirdiğimiz şey bu. Bunun diğer bir tarafı da bakın e, tekrar oluyor. Birinci bölümde aday kim olmuyor diye söyledim. Şimdi bir iddia bir siyasetçi için önemli olan nedir? İddia sahibi olmasıdır. İddia sahibi olmasıdır. Peki toplum sizi nasıl yargılar? İddialarınızla yargılar değil mi? Bir. iki kendi beklentilerini karşılayıp karşılamadığınızla yargılar. Üç. Ee, yönettiğiniz kenti, yönettiğiniz kurumu, yönettiğiniz bakanlığı geleceğe taşıyıp taşımadığınızda yargılar. Dört, e, olduğu ligde, diyelim e, kentler arasında, bakan, e, kurumlar arasında yarışabilir bir kent haline, bir kurum haline, dünyada örneklik haline, yani rekabet eden, değişimci, dönüşümcü bir kent haline ya da bir kurum haline getirip getirmediğinizde bakar. Şimdi bu her açıdan, değerlendirdiğimizde bir iddia ortaya atıyorlar İddia nedir ben şunu yapmayacağım addıkları iddiayı helva görüyorlar herhalde ondan sonra kendileri o iddiayı yiyor İşte bir tanesini söylüyoruz işçilerle ilgili burada büyük bir kıyım vardır bakın yani 13 bin tane geliyor arkadaşlar onlarla biz görüşüyoruz yani bir hanımefendi kardeşimiz geldi İşte işten çıkarılmış çıkarılma nedeni belli değil Hiçbir şey yok. İşe gelme demişler. Gelmemiş. Bazı Hatta daha ilerisi de var. Olur. Bakın. Daha ilerisi de var. Şimdi işten çıkarmışlar. İş fesetmişler feshetmişler. Demişler ki merak etmeyin biz çözüyoruz. Geri alıyoruz diye insanların yasal olarak mahkemeye verme süreçlerini geçirmişler. Personel yani oradaki yöneticiler. Oyalamışlar. Şimdi mahkeme açma şanslarını da kaybetmişler. Yeni dönüşleri ilgili. Yasal olarak belli bir süre içerisinde geri dönüş davalarını açmaları gerekiyor. Her, her davanın Böyle zaman aşımı söz konusu olan hususlar var. Yani böyle enteresan bir insana değer vermeyen, emeğe değer vermeyen, verdikleri sözün tutulmadığı bir süreçle karşı karşıyayız.